Peki Ramazan Hoca, bu Evet. caminin imamları niye seni sevmiyor? Basittir. Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadiste ne diyor? Diyor ki müminin güzel faaliyetine, işine karşı ilk engel olacak olan kişi maalesef diyor haset eden dindardır. Namaz kılıyor ama haset var, haset. Kıskançlık. İki komşu birbirini ne için kıskanıyor? Biliyoruz bizim bu toplumda insanlar birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar değil mi? Evet. Aslında çekememezlik, kıskançlık, hasetlik, gözetmek, birbirlerine karşı kötü laflar söylemek bizim bu toplum kendisi yapamıyor ya. Benim Evet. yapamadığı için kıskançlıktan dolayı oluyor. Peki, şimdi başka bir konu. Sen orada tabii biraz da verdiğin vaazlar da biraz da siyasi söylemlerde de bulunuyorsun. Mesela apoizm, fetöizm vesaire bunlara karşı çıkıyorsun. Evet. Kemalizme karşı da çıkıyorsun izlediğim kadarıyla. Doğru mu? Evet doğrudur. Ama hakaret etmeden karşı geliyorum bak. Yüce Allah Kur'an'da En'am 108. ayette diyor ki onların ilahlarını reddet ama sökmeye hak. Ben sökmeden ahlaki bir çerçeveden reddediyorum. Biz de Müslüman olduk. La hayır diyoruz. La ilahe. Bütün ilahları reddediyoruz. İlla Allah bizim ilahımız oluyor. Ben insanları Allah'a çağırıyorum. Fussilet suresi 33. 3. ayeti iyi okuyun. Fussilet 33. Ben kendime çağırmıyorum. Sağa sola çağırmıyorum. Bozgunculuk yapmıyorum. Yani adam öldürmüyorum. Para almıyorum. Kimseyi kandırmıyorum. Fırıldağım yok. Kötü niyetim yok. Bedava kitap dağıtıyorum. İnsanlık yapıyorum. Hizmet ediyorum. Gönüllü yapıyorum. Bedava yapıyorum bu işi. Peki, yani bu APO dediğin zaman hadi FETÖ dışarıda, Evet. PKK da daha Diyarbakır yanı başında, korkmuyor musun sen? Hayır korkmam. Ben korkumu Allah'a verdim. Korkunun efendisi oldum. Korkumu insana verseydim korkunun esiri olacaktım. Hazreti Ali'nin iki çift sözü var. Korkakın korkusu zalimin gıdasıdır. Korkunuz korktuğunuza güç verir. Ben korkarsam onlar güçlenir. Dik duracağız. Allah Kur'an'da diyor ki benden başka kimseden korkmayın. İbrahim Peygamber En'am suresi 80 ile 81. ayetinde diyor siz Allah'tan korkmazsınız. Allah'a şirk koşup sahte ilahları kabul ederseniz Allah'tan korkmazsınız. Ben sizin ilahlarınızdan niçin korkayım? Asla. Korkum yok. Öyle bir derdim yoktur asla. Açık konuşmak lazım. Peki ben sana bir şey soracağım. Evet. Şimdi bu 2,5 ay boyunca camilerde namaz kılamadık. Cuma Evet. namazı da kılamadık. Yani bunun sebebi de belli. Korona. Evet Hastalık. doğrudur. Devlet diyor ki 4 günlük yasağımız var. Bu yasak Evet. sürecinde biz camilere gitmeyeceğiz. Bayram namazına gitmeyeceğiz. Teravih kılmayacağız diyor. Evet. Şimdi bunun aksine hareket eden insanların yapmış olduğu şey nedir? Mesela fitneye sebep oluyorlar mı? Evet sizin gibi düşünüyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki bir yerde hastalık var ise oraya girmeyin. Giren de çıkmasın. Bu bir. Hazreti Ömer döneminde karantina durumu oluyor. Bir yere veba hastalığı giriyor. Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir yerde bir kale ele geçiriliyor. Ama içine giremiyorlar. Sahabeler diyor ki ya işte uzun bir hadisi kısa anlatıyorum. Ya Ömer diyor Hazreti Ömer'i çağırıyorlar. Girelim mi girmeyelim mi? Hazreti Ömer diyor ki girmeyelim. Bir sahabe diyor ki kumandan bir sahabe. Ya Ömer siz Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsunuz? Siz korkar mısınız? Hazreti Ömer diyor hayır. Allah'ın bir kaderinden diye bir kaderine sığınıyorum. Tedbir sünnettir. Yüce Allah Ankebut suresi 59. ayetinde diyor ki diyor tevekkül edin ve sabredin müminlerin hasretleridir. Bu konu hakkında karantina uygulaması Hazreti Muhammed'in sünnettidir. Tedbir almamız lazım kul hakkıdır. Buna riayet etmemiz gerekiyor. Etmeyen insanlara da ben yanlış görüyorum. Açık konuşmamız lazım. Peki, şimdi can alıcı soruyu soracağım. Evet. Diyarbakır'da sana Alparslan Kuytul denilen şahsı sordular. Bu Evet. adam sokakta namaz kıldırdı, yasak olmasına rağmen bu isyan başlattı. Bu Tayyip Erdoğan'ın İslam'ı yasakladığını iddia etti vesaire. Orada bir kargaşa çıktı.
Bu kendini bu şekilde ortaya atan, yani devlete isyan eden bir kişiye ne demek lazım? Şimdi açık konuşmam lazım. Bu konu hakkında ben Alparslan Kurtuluş Hoca'ya katılmıyorum. Bak şunu söyleyeyim. Alparslan Kurtuluş Hoca'yı seven bir insanım. Ama yanlışlarını sevmem, doğruları severim. Hakkı, bak Alparslan Kurtuluş Hoca'yı severim. Hakkı her şeyden daha çok severim. O yüzden Alparslan Kurtuluş Hoca'ya bu konu hakkında katılmıyorum. Tedbir sünneti tevekkül etmemiz lazım. Yani karantina uygulamasını Hazreti Muhammed de yapmıştır. Hastalık Diyarbakır'da da son zamanda sanki biraz daha yayılmış. Bu konu hakkında Alparslan Kurtuluş Hoca'ya katılmıyorum. Nitekim ben Alparslan Kurtuluş Hoca'yı bir yayında överken doğrularını överim, yanlışlarını övmem. Yanlışlarını eleştirebilir. O şekilde söyledim, millet beni yanlış anladı. Dedim ki Ramazan Hoca Alparslan Kurtuluş, yani hocanın öğrencisi asla. Ben öyle bir şey değilim. Hiçbir cemaat meclep değilim. Sadece doğrularını severim. Yiğittir, iyi netidir ama yanlışlarını sevmem. Asla bu konu hakkında tasvip etmiyorum. Onun yanlışlarını kabul etmiyorum, yanlıştır. O şekilde olmaz yani. Peki, sen 15 Temmuz gecesi neredeydin Ramazan Hoca? Ben 15 Temmuz gecesi ben evdeydim, doğru konuşayım. Peki, evde olduğun zaman ben sana şimdi bir soru soracağım tekrar. Diyelim evet. Ki sen bir yerde evdesin ya da bir medresedesin ya da bir camidesin. Ve evet. Birden müritlerinden birisi geliyor senin kulağına, diyor ki bu FETÖ devleti ele geçirmiş, darbe yapmış diyorsun. Sen o esnadaki hareketin ne olacak? Biz darbeye karşıyız. Hayır. Ama, tepkin evet, ne olurdu? Evet. Mesela sana, sen içeride vaaz ediyorsun. Evet. Ya, sen o esnada tepkin ne olacak? Yani sen oradaki insanları bırakıp, bir dakika ya, memleket ele geçirilmiş şu anda, bir yoksa sakin bir şekilde şey mi, memleket için hayırlı olsun mu dersin? Tabii o an bir tepki bırakmamız lazım. Ama şöyle bir şey daha var ha. Yanlış anlaşılmasın, özür dilerim. Eleştiriye açık olmamız lazım. Belki Alparslan Kurtuluş Hoca şunu da diyemez mi? Yanlış anlaşılmasın, onun savunucusu değilim ha. Evet. Belki yani hayırlı olsun. Şer gibi görünen bazı şeylerde hayır var. Hayır gibi görünen bazı şeylerde şer var. FETÖ darbeyi o an değil, ileride yapmış olsaydı belki başarılı olacaktı. O an zayıfken yaptı, tuzağa düştü. Bu şekilde de diyemez mi Alparslan Kurtuluş Hoca? Deseydi keşke, demedi. Yani döndü, dedi ki zaten şeyin arkasında, kendi YouTube sayfasının arkasında Tayyip Erdoğan'ı diktatör diyor. FETÖ de diktatör diyor. PKK da diktatör diyor. Yani bu adam sonra çıkıyor, devlete isyan ediyor. Namazı kılmam diyor, evimde kılmıyorum diyor, meydan okuyor. Yani böyle hocalık olur mu Ramazan Bey? Şimdi bak, ben size objektif konuşayım. Ben kimseden taraf değilim. Ben bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Evet. Ben size bir şey söyleyeyim. Yanlış, ben tarafsız konuşuyorum. Beni hiç kimseden görmeyin. Evet. Tekrar söylüyorum. Ben şahsen söyleyeyim. Ben de kendimi seven bir insan değilim ama ümiti varım. Eleştirilere açık olmamız lazım. Çıkıp hastalık var iken ben meydanda kılmak istiyorum demek, bu yanlış. Ben bu tür eylemleri tasvip etmiyorum ha. Kabul etmem. Bir dakika. Şimdi sen ilmi bilgin var diye soruyorum. Bu sadece bu sadece yanlış mı yoksa fitne mi? Bu fitneye de mahal veriyor. Yanlıştır. Zaten fitne yanlıştır. Yanlış fitnedir. Tamam. Çıkıp ben meydanda kılmak istiyorum demek fitnedir. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Peki bir Ramazan insanı... Hoca, Ramazan Hoca, fitne nedir fitne? Fitneyi bana bir tarif eder misin? Kur'an diyor ki Bakara 191-217 El fitnetül eşedül minel katül el diğer ayette diyor ki el fitnetül ekberimü minel katül, adam öldürmekten daha günahtır. Biz bunları kabul etmiyoruz, tasvip etmiyoruz. Yani bu tür şeyler provokatörlüktür, biz kabul etmiyoruz. Ama ben Alparslan Kurtuluş Hoca'nın doğrularını alırım, yanlışlarını ama mürüdü de değilim. Sevdiğim bir insandır. Umurum ki keşke yani gidip daha önce uyarılsaydı, hocam yapmayın. Önceden bu eylemi yapmadan önce uyarılsaydı bence daha güzel olacaktı. Sükunetle, sakinlikle yapmak bence daha güzeldi. Peki. Şimdi yavaş yavaş kapatacağım. Öncelikle çok teşekkür ederim katıldığın için. Rica ederiz kardeş, estağfurullah.